Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Aracın direksiyonunda oturuyorsunuz. Direksiyonunda, kapı kolunda, işte ayağınızda böyle bir titreme hissettiniz. O titreme motorun şaseye vurma titremesidir. Şaseye motor nasıl vurur? Aslında 3 tane kulak. Japon ve Kore arabalarında 4 tane kulak oluyor. Şanzımanda önlü arkalı kulak oluyor Japon ve Korelerde. Diğer araçlarda sadece şanzımanın üzerinde alt kulak, şanzımanın üstünde üst kulak, sol kulak deniliyor. Ve sağ tarafta ana kulak, motoru tutan ana kulak deniliyor. Motor tarafı biraz daha ağır olduğu için. Ve o ana kulaktan bahsediyoruz. Dönelim mi Şakir? Evet. Yeni parçamız. Eski parçamız. Şuraya bastır Şakir. Oynat. Ana yerine mi çıktı lan? Evet usta. Şakir. Ana. Evet. Bir gün böyle bir parçanın çok bozuk olduğunu şaşırınca ana dedim. Adam alttan yorum yapmış. Ne güzel söylüyorsun abi demiş ya. Evet arkadaşlar. Langur lungur kendisine faydası yok. Ve takoz bozulunca eriyince kasaya titreşim yapıyor arkadaşlar. Ve arabanın içinde zırıltıdan durulmuyor. Yenisini oynat. Oynuyor ama tabii ki haliyle oynamazsa zaten sıkıntı. Oynat. Evet ülkemin güzel insanları. Yeni kulağımızı takacağız. Ve aslanlar gibi arabadaki titreşim bitecek. Ana! Takoz erimiş lan. Langur 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 langur. Evet. Ülkemin güzel insanları. Bu langur langur zıngırtıya dönüyor. Ve arabanın içinde aşırı derecede ses oluşuyor. Yeni kulağımızı takıyoruz. Ve o zıngırtıdan kurtuluyoruz. Değil mi Şakir? Evet usta. Vay be. Ülkemin güzel insanları. Daha çok şeyler öğreneceğiz. Çok. Ve